çok güzel bir konuşma oldu. Çok teşekkürler öncelikle. Aslında benim şimdiki sorularım biraz daha kişisel bir meraktan da kaynaklanıyor. Siz zaten hani ofis pratiğinizi, işlerinizi biliyoruz. Ama ben aslında şunu merak ediyorum. Sizin bütün bu işleri yaparken en üretken olduğunuz, dönüp baktığınızda bunları iyi ki yapıyorum dediğiniz böyle neler oluyor? Araştırma süreci mi, anlamak mı? O proje süreciyle ilgili böyle biraz sizden dinlemek güzel olur. Valla her seferinde anlamak ve biriktirmek üzerine yaptığımız her çalışma yani iyi ki yapmışız diyorum. Çünkü her seferinde bir görme eşiğini öğretiyor insana. Görme eşikleri artıyor. Dolayısıyla sonuçtan çok böyle sürecin kendisi her zaman bana daha yakın geliyor, daha keyifli geliyor. Peki hani şu an böyle mimarın hani mimarlık pratiklerinin de değiştiğini de görüyoruz ya, hani farklı işte arayışlar oluyor ya da farklı iş üretme şekilleri. Orada gelecekte bu pratikler nasıl değişecek sizce? Yani değişecek mi ya da bilmiyorum, öyle bir yorumunuz olur mu? Gelecek, yakın gelecek değil belki ama. Ya mutlaka değişecektir, dönüşecektir. Yani 10 sene önceki mimarlık ortamıyla bu zamanki mimarlık ortamı değişiyor ya da mimarlıktan anladıklarımız da değişiyor. Fakat böyle bir insanın bir ergonomisi var, bir yapısı var, bir meziyeti var. O kolay kolay değişmiyor. Yani insanın boyutu, cep telefonu boyutlarını düşün, işte elinizin büyüklüğü kadar, sınırlarıyla şey. Bazen çok büyütüyor, bazen çok küçültüyor ama yani sonunda gene bir ergonomi şeklinde kalıyor. Dolayısıyla yani mimarlık da insan ergonomisinden yola çıktığını düşünürsek değişiklikler olabilir, yapma biçimleri değişebilir ama sonuç itibariyle İşin özü hep aynı kalacak gibi bir hissiyatım var. Ben de biraz doğrusunu söylemek gerekirse her seferinde biraz daha tuhaf bir şekilde geleneksel yapım yöntemlerine daha merak salıyorum. Daha böyle geriye dönük anlayıp ileriye dönük ne yapabileceğimi daha çok araştırmaya çalışıyorum. Şunu sorabilirim belki. Bir bitmiş bir yapınızın, tamamlanmış bir yapınızın önüne geçtiğinizde, sonrasında yıllar geçtikçe hep bu konuşulur ya, o kullanıcı aslında orayı nasıl kullanıyor diye. Orada hissettiğiniz şey ne oluyor? Böyle takip ediyor musunuz? Hakikaten mesela Ahan ödüllerine giderler bakarlar ya. Ne düşünüyorsunuz o? Çok aslında ilginç bir süreç bence. Ya valla şöyle bir şey var. En son yani bitirdiğimiz yapı Voyage Torba bayağı büyük projeydi. Sadece bilinen kısmı bir etap ama 4-5 etaptan oluşuyor. Oraya gittiğimde böyle göz evlerin içinde, oda evlerin içinde yaşantıları gördüğümde hakikaten evet işte biz bunu kurgulamıştık ve bunu hissetmiştik. Kullanıcı gerçekten bunu yapıyor. Birisi işte bir şeyler içiyor, birisi çocuğuyla oturuyor. Birisi bacağını uzatmış. Zaten bizim böyle umduğumuz her göz evdeki yaşantıydı. Yani binanın ne olduğundan çok oradaki yaşantı İnsan ve deneyimdi. Onu görünce tabii ki daha iyi bir duygula dönüyorum. Ama şöyle bir şey daha var. Yapıya dair de tuhaf bir şey var. Hep bitmemişlik bir hissi var. Sanki devam etse daha fazlasını bulacaktık, daha iyisini yapacaktık. Hissi de sürekli devam ediyor tabii ki. Sabah bir oturumda Ali Elmacı sanatı için aynı şeyi söyledi. Hiçbir zaman bitmeyen, hep geri dönüp aslında sanat eseri de bitmiş bir şey değildir diye söyledi. Bence orada mimarlığın belki bağlandığı nokta olabilir. O binaya bakıp geçtiğinizde kullanılıyor belki ama sürprizler hala var sizin için. Hala devam ediyor, evet. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.